Çok güzel bir pas Real'larda. Beşiktaş Moguaz'ın Sloven ekibi Selye ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından önce Eurosport ve TV bu spikeri Ozan Can Sülüm değerlendirmelerde bulundu. Selye karşılaşması ve grup hakkında düşüncelerini belirten Sülüm, siyah beyazlı ekibin istikrarlı ve yükselen başarısı hakkında da düşüncelerini belirtti. Ya açıkçası şunu söylemek lazım öncelikle. Yeni değişen formatla birlikte aslında biraz zor bir grup geldi ve ondan da bahsederiz zaten. Çok ciddi rakipler var. Geçen sezona göre belki çok daha zor bir grup ama görece daha iyi bir takımla başlıyor Beşiktaş ve bunun yanında hani Selye ile aslında şöyle oynamak daha iyi olurdu işte. İlk iki maç İzmit'te, keşke Sinan Erdem'de iç saha maçı olsaydı da Selye'yi orada biraz atmosferle boğsaydı Beşiktaş, daha rahat bir maç olurdu belki. Çünkü ona çok yatkın bir takım. Ama şöyle bir avantaj da var. Dezavantajı bir kenara bırakırsak, teknik direktörlerinin söylediğine göre henüz tam takım antrenman yapamadılar hiç sezon başından beri. Ve buraya 4 eksikle girecekler. Margut son anda iyileşti. Yani önemli oyuncularından bir tanesi. O da son anda iyileşti. %100'ünde değil. Dolayısıyla hani ilk maçtan çıkacak bir sürpriz olmaya aday bir maç. Ki yani Şampiyonlar Ligi'nde hani ben ilk maçlara baktım. Christian Stad, elemeden gelen takım Elverum galibiyetler aldılar. Çok sürpriz galibiyetler aldılar. Yine Beşiktaş'ın grubunda Prvo 7 farklı yendi Kiel'i ve yani garip bir başlangıç oldu. Beşiktaş'ın bir galibiyeti hem Beşiktaş'ın belki senaryosunu değiştirebilir grupta, hem onunla birlikte grubun da çehresini bir anda değiştirebilir. Dolayısıyla çok kritik bir maç. Yani sadece Beşiktaş ya da Selçuk için değil, aslında grup için de çok kritik bir maç. Çok güzel, yani atmosferi de güzel olacak diye düşünüyorum. Her ne kadar Sinan Erdem kadar olmasa da, ama keyifli bir maç olacak. Bence hala daha öğrenme sürecinde Beşiktaş. Yani geçen sezon ilk kez gruplara katılım yaşandı. İşte ilk galibiyet alındı. Yine geçen sezonda zor bir grup vardı. Gruptan çıkma ihtimali çok çok düşüktü. Çünkü çok güçlü takımlarla aynı gruptaydı. Bu sezon da bence aynı. Özellikle değişen formatta. Ben mesela Jambrio'yla, EFE Başkanı'yla 2012 Belgrad Avrupa Kadınlar Handball Şampiyonası'nda konuşmuştum. Bundan biraz bahsetmişti ama bu kadar radikal ve işte iki gruba böleceğiz takımları. Onunla birlikte işte böyle güçlü ve güçsüzlerin bir arada olacağı, yani güç dengesinin değişik olacağı, ekipler olacak şeklinde beklemiyordum. Özellikle ekonomik anlamda tabii çok fazla değişiklikler var. Beşiktaş'ın işte Twitter gücü. Benim bildiğim en fazla 3. sayıda takipçiye sahip olan ekip Şampiyonlar Ligi'nde. Barcelona'dan ikinci miydi? Evet. Ya Almanlardan bir tanesi daha vardı diye hatırlıyorum. Çok yakındı sayılar. Yani onunla birlikte tabii Beşiktaş'ın mesela çok çok güçlü bir noktaya geldiğini söylemek mümkün. Ve bence EF'nin hani Beşiktaş'taki potansiyeli nerede gördüğünü çok net bir şekilde anlatıyor bu.